Günaydın. Aslında gün aymadı. Gece saat daha 3. Erken uçaklardan, çünkü Yunanistan hava yolunun aktarmalı uçuşuyla gidiyorum. Nereye gidiyorum? Girit'e efendim. Dal sarkar, uçak kalkar, uçak kalkar, dal sarkar. Ses açıyoruz, diksiyon çalışıyoruz. Sonuçta önemli iki bölüme gireceğiz. Yolda size anlatacağız efendim. 3.30 saat, gece 3.30, sabaha karşı bile değil daha yani. Sabaha hiçbirimiz karşı değiliz. Sabah olsun, sabah olsun, ama biz gece uyuyabilecek kadar vakit ve bu tempoda enerji istiyoruz yani, seyahat programı yapanlar olarak. Tamam, Girit Adası, Yunanistan'ın en büyük adası, Avrupa'nın 5. büyük adası. Yanlış hatırlamıyorsam notlarımdan, notlar aldım, çalıştım. Girit'te yaşam ömrü süresi en uzun insanlar var. Çünkü Girit mutfağı var, zeytinyağlılar var, otlu yeşil yemekler var. Bunları da adım adım araştıracağız, zaten onun için gidiyoruz. Yalnız olduğum bölümlerde böyle biraz size fazla diyalog halinde olabilirim. Kusura bakmayın, seversiniz Burak kardeşinizi. Köln bölümü, Düsseldorf bölümü, ardından hemen Londra'ya geçtik, oranın pazarları, müzeleri derken hem Seda'nın sağlığı biraz böyle aksamaya uğradı. Yekta'yı da çok sık dışarılarda, bu kadar farklı yerlerde de çıkarmak, en azından çok fazla hızlı tempoda çıkarmak istemiyoruz. Girit bölümlerinde beraberiz. Bir Girit Adası tanıma, köy köy, koy koy, kasaba kasaba, şehir şehir Girit Adası tanımamız var. Bir de Girit mutfağı özel bölümümüz var efendim. Görüşmek üzere. Günaydın. Saat 7'de Atina Havalimanı'na indim. Atina'dan Girit transfer uçağıma daha 2 saatten fazla var. Havalimanında biraz kahve içip vakit geçirebilirim. Atina Havaalanı ne kadar yoğun, sabah saat 7 olmasına rağmen henüz Atina Havaalanı'nda müthiş bir yoğunluk var. Hiç bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Sabah güneşi, affedersin, silikeye vururmuş. Eski laf vardı, şimdi içinden geçirdim. Oy, yektağıma vurmuştur, oy oy şimdi diye. Bir özlem başladı tabii. Girit'ten.